Arkadaşlar Didim Hisar Mahallesi'ndeyiz. Didim Hisar Mahallesi'ndeyiz. 7 gözden oluşan full eşyalı yeni sıfır iskana alınmış. Kat mülkiyeti alınmış. Bir villa, ev, saray adına ne dersek diyelim. Böyle bir ev tanıtacağız. Ayrı mutfaklıdır. Salon ayrı mutfak. 5 odalı olan, arsası 255 metrekare olan Didim Hisar Mahallesi'nde şehrin Cumhuriyet Caddesi'ne yakın, denize 2-2,5 kilometre yakınlıkta olan bir ev tanıtmaya çalışacağız sevgili arkadaşlar. Buradan başladık. Şimdi evin dışını da arz edeceğiz size. Radya temel, havuzlu, yollara, bulvarlara, okullara, marketlere, her yere yakın. A'dan Z'ye eşyaları döşeli. Adına villa mı, saray mı ne dersek diyelim, böyle bir ev tanıtacağız. Temeli radya, müteahhiti İrlandalı arkadaşlar. Bizim Türkler de, ben 2 hafta önce yurt dışındaydım. Bizim müteahhitler hepsi, bizim Türklerin hepsi müteahhit olmuş. Bu da onların Tevfik müteahhiti yani. Bizim Tevfik var, benim hemşerim orada müteahhitlik yapıyor ya. Bu da ithal müteahhit. Yani ithal Tevfik, neyse evimiz bu. Evin içi daha fotojenik. İki tarafı da yol. Yani bizim size tripodu tuttuğumuz, kamerayı tuttuğumuz taraf da efendime söyleyeyim yol, alt tarafta yol. Şimdi buradan bir yol al gel, havuz var, radya temel, detayını unutmayın. Okullara yakın olduğunu unutmayın. Hiçbir sıkıntı yok. Şehrin Cumhuriyet Caddesi'ne yürüyerek gidersiniz. Buraya gelirseniz komşularınız Denizli'den var, Ankara'dan var, efendime söyleyeyim Trabzon'dan var, Adana'dan var. Memleketin dört bir tarafında komşular var. Biz varız bir de. Değerli arkadaşlar, biz de burada oturuyoruz. Bize de komşu olacaksınız. Salon da bu tarafta, mutfak diğer tarafta. Bu evin havuzu, radya temel detayını unutmayalım. Burası da arkadaşlar, biraz daha ileri git, bu duvarı iyice göster. Heh, bu açıyı iyice gösterelim. Bu taş duvarlarda böyle. Hatta buraya yapılınca ben balkondan bakıyordum. Diyordum ki, ya bu ne kadar masraf yaptı diyordum. Şimdi otoparkta alt tarafta bütün klimaları takılı. 9 milyondan bence, kanaatimce, pazarlık olabilir mi? Bence olur. Ondan sonra gelin bakın, rehberlik etmemizi istiyorsanız size ederiz. Buradan da üst taraf yol, alt taraf yol dedik. Sonra buraya geldik arkadaşlar. Buraya geldik. Burası da evin ön tarafı, yani iki tarafı yol. İki tarafı yol. Araç da bahçenin içine park ediliyor. Bakın bütün klima üniteleri de burada arkadaşlar. Boruları hepsi burada. Klima üniteleri burada toplanıyor. Bahçeler taş duvarlı yapılmış. Şimdi bu tarafta ne var? Bu tarafta mini bir bahçesi var. Karşıda da villalar tanıttım. Orada birçok insanlar aldı villaları. Neyse bu bahçeyi de göster, geri geri git. Böyle geri geri git. Heh. Arkadaşlar bu taraf yol, üst taraf yol. Yedi gözden oluşan bir villa, ev, saray adına ne dersek diyelim, böyle bir ev gösteriyoruz. Burada da bir depo var. Burada da mini bir bahçesi var. Yol, arsanın yeri eğimli olduğu için bu taraf kottan almış. Yani burada bir oda, diğer tarafta bir oda. Bunların oluşu olmayışından iyi. Üste 3 oda salon mutfak var. Şimdi toplam 5 göz yapıyor. Bu da KDV'si. Şimdi bu nasıl olmuş diyenler için Allah vermiş ki 2 tane olsun. Hadi varsayalım bunlar hiç olmasaydı daha mı iyi olurdu? Neyse bunun da oluşu olmayışından iyi derken tekrar geldik. Ben şöyle bir şey ifade edeyim. Dilerseniz o yolu kullanır, aracınızı park edersiniz. Dilerseniz bizim ev üst tarafta. Dilerseniz bizim evin olduğu tarafta park edersiniz. Bizim ev nasıl gözüküyor? Bizimkini de bizi böyle biraz şeffaf, benim neyim varsa ortada diyen politikacılar var ya, mal beyanı yapıyorlar ya. Biz de onlar gibi yapalım. Bak bizim evimizde bu. Bizim evi de bir göstersene. Almira. Almir. Bu Almira değil mi? Bizim evde bu arkadaşlar, bakın. O üstteki camlı yerde ben kendime keyif çatıyorum. O elektrik direği biraz hoşuma gitmiyor. Almir. Nereye gidiyorsun? Bu Almira değil mi lan? Çocuklar, biz de yaşlandık. Eskiden dedeler torunlarını karıştırıyordu ya. Biz de şimdi komşunun çocuğuymuş. Neyse sevgili arkadaşlar, kamera sistemi var. Ondan sonra klimalar. Ne kadar çok kamera takmış bu. Tam bir Irish mantığı. Ve merhaba evimiz. Hay, ya bu niye kapıları kapatmış? Neyse, merhaba ev. Please, no. Again, yes. Please open all light. Yes. Abi de lambaları kapatmış. Sevgili arkadaşlar, eve bir daha merhaba dedik. Ya bu niye kapatmış halo? Tamam da biz... Nereden açılıyor bu? Heh. Arkadaşlar eve merhaba dedik. Çelik kapımız bir tam.
bir yarım panel bu evin koridoru. Yani eve giriş hol bu. Hol bu. Sonra geldik. Holda bir banyomuz var. Değerli arkadaşlar, bu da işte ahşap renkli granitler döşenmiş. Bunlar da fena değil. Biraz böyle İngiliz mantığını çalıştırmışlar. Yani daha kaliteli ürünler koymuşlar. Sonra buradan çıktık. Buradan çıktık. Mutfağı da elden çıkaralım. Biz buradan size hitap etmiştik. Buradan hitap etmiştik arkadaşlar. Sonra beyefendi yaşı da kemale ermiş. O bize yardımcı oluyor. Bunun önünde de bir balkon vardı. Arkadaş niye kapattı ya? Biz de hiç söylemedik ya adama. Neyse, bunun önünde de bir balkon var arkadaşlar. Bu da mutfağımız. Bakın işte evye, bulaşık makinesi, ocak, davulun bas. Mutfak da bu. Önündeki mutfak, balkon çok büyük değil. Normal bir balkon. Burası da mikrodalga, buzdolabı. Mutfağı gösterdik. Koridoru gösterdik. Bir banyo gösterdik. Sonra geldik. Burası da salon arkadaşlar. İşte binanın dış cephesinde estetiklik yapsın diye dikey camlar koymuşlar. Ön taraf havuza bakıyor. Böyle oturma grubu vesaire koymuşlar. Sonra kliması da var. Sonra da havuza da bakıyor burası. 9 milyondan 7 göz bir ev. 7 göz bir ev. Evet, bize de komşu olacaksınız. Aydın, Denizli, onlara da komşu olacaksınız arkadaşlar. Burası oturma alanı. Sonra bu tarafa yüzümüzü çevirelim. Burası da kliması da kafada, televizyonda buraya kurarız. Biraz daha geri gidebilirsen git. Efendime söyleyeyim, kapılar da fena değil. Ha, burası da böyle. Radya temel, çarşıya, pazara yakın. Bu katı bitirdik. Bu katı bitirdik. Sonra en üst kata çıkacağız. En üst kata çıkacağız da ama bu amca her tarafı söndürmüş. Ah ya, ah kafasız başım. Niye adama söylemedik? Ya arkadaş, ne güzel camları açmıştık biz. Biz kontrol ettik, camları açtık. Beyefendi demiş herhalde bunlar bitirdi. Neyse, burası merdiven kovası arkadaşlar. Burası da merdiven kovası. Merdiven rahattır. Merdiven rahat. Şimdi yol aldık, geldik. Yol aldık, geldik. Burası da yatak odası. Bu yatak odası hem ebeveyn banyolu hem giyinme kabinli. Burayı da arz etmeye çalışıyoruz. Bu taraf havuza bakıyor. İki tarafı yol. Bir taraf doğuya, bir taraf batıya bakıyor bu evin. Bu taraf batı, diğer taraf doğu. Bu taraf kıble, diğer taraf kuzey. Yani kıble tarafında ev var, kuzeyinde ev var. Doğusunda, batısında yol var arkadaşlar. 250 metrekare arsası var. 30-60 imarlıdır. Bir kat daha almış. Büyük bir ev yani. Ve bu da giyinme kabini, dolapları var. Bu da ne kabini? Burası da banyo. Evet, birinci odayı gösterdik. 4 göz daha göstereceğiz arkadaşlar. Bu birinci odamız. Birinci odayı gösterdikten sonra şimdi bu bey ticaret yapıyor. Onu da söyleyeyim size. Sonra geldik. Üçüncü banyo oldu bu. Bir tane banyo da aşağıda var. Dördüncü banyoyu da göstereceğiz size. Bu Hilton dolapları da gösterelim. Değerli arkadaşlar, bu etti üçüncü banyo. Bu etti ikinci oda. Daha kaldı üç odamız. İkinci odamız da bu. Yine bütün malzemeler döşeli, kliması var, perdeler döşeli. 9 milyondan muhtemelen iyi bir pazarlığı var diye umuyorum. Evet, görmeden etmeden de almayın. Bu ikinci oda, üçüncü odaya doğru yol alıyoruz. Üçüncü odaya doğru yol alıyoruz. Bu da muhterem arkadaşlar üçüncü oda. Yine kliması var, yine double bed, double yatak. Yine ne? Yine de burası da dolap. Şimdi çıkalım. 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 Şimdi aşağı iniyoruz. Aşağı iniyoruz. Orada iki göz daha göstereceğiz. O bey abi nereye gitti? Aşağı iniyoruz. Evet, aşağıda da iki göz daha var. Oluşu olmayışından iyi. Aşağıya geldik. Değerli arkadaşlar, burada da iki göz var. İki göz de burada var. Kocaman bir göz. Dilerseniz spor salonu yapın. Dilerseniz basket yapın. İşte yüksekliği de iyi. Bunun altı radyadır. Binanın kimliği var. Söz konusu bey. Ticaret yapıyor bizim ülkemizde. O yüzden yani böyle satıp duydu gitti değil. Dünya alem Türkiye'ye gelip ticaret yapıyor, para kazanıyor. Size de onu da söyleyeyim. Dünyada en rahat para kazanılan yer bence bu ülkedir. Biz belki kazanmıyoruz ama baksana, bir tek bu değil. Ve arkadaşlar,
Burası da enerji bölümü alanı diyelim. Evin işte beyni, wifi, modem vesaire. Isıtma şekli, klimalar zaten takılı. Dilerseniz kalorifer sistemi de takarsanız takabilirsiniz. Bu da etti bize evin kaçıncı gözü? 7. gözü arkadaşlar. Yani bu katta 2 göz, üst katta salon, mutfak, en üstte de 3 göz vardı. Yani toplam bunları odadan sayarsak 5 oda, saymazsak 3 oda ama 4 banyo, 5 oda, salon, ayrı mutfak, 7 gözden oluşan bir ev muhterem arkadaşlar. Burayı size göstermeye çalıştık. Evlerin en güzeli sizin, bizim, hepimizin olsun. Eksik bilgi varsa size arz edelim. Saygılarımla iyi günler.